bu kanala abone olunmayacaksa, bu kanala like atılmayacaksa, videolara like atılmayacaksa, bir daha bu Twitch'teki tekrarlar geç geliyor falan olmasın bundan sonra, tamam mı? Bakalım. Devasa bir karantina odası yaptırdım. Birlikte hapsolmuş olarak 100 gün harcayın, 500.000 doları kazanın. Nasıl başlık ama ya? Hapsolmuş ol. Bu iki yabancı önümüzdeki 100 günde burada hayatta kalabilecek mi göreceğiz. Daha önce birbirleriyle hiç tanışmadılar. Bailey, Suzy ile tanış. Suzy, bu da Bailey. Evet. Merhaba Suzy. Merhaba, memnun oldum. Eğer ikiniz burada 100 gün geçirebilirseniz bu kasada bulunan yarım milyon doları size... Şimdi bu 250 mi 500? ...vereceğim. Ama 100 gün dolmadan biriniz bile ayrılırsa ikiniz de kaybedeceksiniz. Pekala, sanırım kuralları anladınız. İyi eğlenceler. Tamam, güle güle. Bu inanılmaz olacak. Bu arada MrBeast'in videosunda vurgun yapan adam kim biliyorsunuz mu? Bundan önceki o markette yaşayan adam var ya. En kolay onun 12'ydi bu arada. Bak harbi diyorum. Keşke orada ben de gitseydim ya. Marketi var mı? Evet. Paranın o amına koydu. Burası aslında akıl hastanesi gibi. Şu anda odaya koyduğumuz eşyalara bakıyorlar. Onlara 100 gün yetecek yiyecek verdik. Ki sağlıklı da. Ama tekrar tekrar aynı şeyi yemeleri gerekecek. Ayrıca onlara özel bir banyo da verdik. İçinde duşları da var ve elbette orada kamera yok. Bir de yatakları var. 100 gün hayatta kalmak için her şeyleri var. Asıl soru şu. Evet. Kalmak istiyorlar mı? Tarağım var. Ömrümde saçımı hiç taradığımı bilmiyorum. İlginç. Bakın nasıl da odanın iki ayrı tarafında duruyorlar. Çok huzursuzlar. Gözlerindeki bağı çözdüğüm an gerçekten tanıştıkları ilk andı. Oğlum bu adam bu kadar sık video atmıyordu mu? Teyzemin paranı buldu ya, aldı o. Parası bitmiş. Parası bitmiş. İçimde sürekli buradan çıkma hissi var. Aa evet. Ne kadar güzel bir his olacak. Sadece 100 uyku sonra. Sadece 100 uyku. Ama dünya dönmeye devam edecek. Hı-hı. Beni korkutan şey de o. Bu deneyin en ilginç yanıysa odadayken insan günleri ve saati karıştırıyor. Ve daha ilk geceden Suzy ve Bailey yalnızca 2 saat uyuma hatasına düştüler. Yani ikinci günlerine gece 2.37'de başlamış oldular. Yeni normalimiz artık buymuş gibi davranacağım işte. Tamam, ne yemek istiyorsun? Canım et mi istiyor yoksa tavuk mu? Tavuk. Tavuk güzel olur. Güzel tavuk yemeği. Oo. Bence iyi. Gördüğünüz gibi beyaz bir küpte yaşamak gayet sıkıcı. Sürekli aynı şeyleri yemek dışında odada vakitleri 2 şey yaparak geçiyor. Parlak ışıklardan kaçınmaya çalışmak. Işıklar o kadar parlak ki kendimizi korumak için bunları yapmamız gerekti. Ve çaresizce eğlenmenin yollarını bulmaya çalışmak. Mesela 4. gün günlüklerinin sayfalarını iskambil kartı yapmak için kullanmaları gibi. Ne yapıyorlar? Kart mı? Aslında kartlarla Blackjack oynayacaklar. 50.000 atacak mesela. Beraber çıkarlarsa verecek o parası. Bence var ya bak öyle. Sana bir şey diyeyim mi? Bir yıl kazanamamaz. Karşı taraf da kazanamaz. Evet. Eray beraber girdik. Blackjack oynuyoruz. Ben senin bütün paranı yuttum amına koyayım. Beni öldürürsün canım. Seni öldürürüm büyük ihtimalle. Tamam şimdi kart testisi bitti. Bence gayet iyi oldular. Ki bana eğlenceli göründü. Ben de 30.000 dolardan yapılma tabureyle onlara katıldım. Beşinci günse giriş çizelgesi yaptılar ama sadece özenle hazırlanmış bir dümen. Bu nedir? Giriş çizelgemizi imzalaman gerek. Ya bunlar bizim kamera ekibi. Evet, bugün buraya gelen herkes burada. Bir dakika, bunu günü ve saati takip edebilmek için yaptırıyorsunuz onlara. Bekleyin, bunu ödünç almam gerek. Hayır. Tarihi MrBeast ayrı pezevenk abi. Ben almalıyım. Kabul etmem gerek, çok zekiceydi. Ama 7. güne geldiğimizde zekice olduğu düşünülebilecek her şeyden vazgeçtiler. Bailey kafayı sıyırdı. Eti dövmeye başladı. Evet, sebzeler hiç dayanamadı. Son 5 atış. Bir tane tutsa yeter. İşte budur bebeğim. Henüz 9. günde olmamıza rağmen geçtikleri takdirde ödülün tamamını kaybetmelerine sebep olacak çizgiyle uğraşacak kadar sıkılmaları gerçekten inanılmaz. Arkadaşlar biraz daha seks derseniz birinizi alıp yayında bir çatır çutur bir sikeceğim. O zaman anlayacaksınız bunun ne olduğunu. La bir susun lan. Allah Allah. Komik de değil amına koyayım ya. Şimdi 10. gündeyiz. Keyifler nasıl oğlum? İyi. Ve çok ilginç bir teklifim var. Neler oluyor? Görünüşe göre 500.000'i 2'ye bölüp Bu MrBeast petocu var. Durumun önemini hatırlatsın diye yarısını bir tarafa, diğer yarısını da öbür tarafa koymuşlar. Bu kapıyı açma olayı çok dramatik. Keyfiniz nasıl? Bu meydan okumanın en ilginç kısmını görmek üzereyiz. Hadi şu duvara doğru dönmenizi isteyeceğim. Orada kapı olduğundan haberleri bile yok. Hadi bakalım. Oh. 10 günün ardından dış dünyayı ilk görüşleri oluyor. Sen dalga mı geçiyorsun? Şimdi gökyüzü. 10 günde bir size meydan okumayı kolaylaştıracak şeyler sunacağım ama eğer istiyorsanız ödül paranızın bir kısmıyla ödemeniz gerekiyor. İlk olarak 10. gün için size $50.000 meydan okumanızın son gününe kadar istediğiniz her yemeği pişirebilecek özel bir aşçı teklif ediyoruz. Cevap vermeden eğer ödül paranızın bir kısmından vazgeçerseniz size güzel bir yemek vereceğiz. 50.080 vermem ben buna. Kalan 90 günde yiyebileceklerinizi hayal etmek için bunu baz alabilirsiniz. Şaka yapıyorsunuz. 50.000 çok fazla ama. Şimdi onu düşünmeyelim bence. Gerçekten de 10 gün boyunca sadece konserve tavuk yemiş gibiler. Gökyüzüne bakmak bana... Vizyonsuz musun? Vizyonsuz değilim baba. Ben burayı yatırım olarak düşünüyorum. Şimdi ben burada 100 gün boyunca kalsam $250.000 var değil mi bizim? Bize kalan yani. $50.000'a son model bir araba da alırım. Giderim yurt dışından güzel bir ev de alırım o 100.000-150.000 dolara. Geriye daha anladınız değil mi soruyu? Ama ne diyor bak, karşılaşmanın sonuna kadar 100 gün boyunca bu aşçıyı çağırıp hem gökyüzünün dışarısını görebileceksin, kafan da alacak, sana yemek yapacak amına koyayım. Gerçekten yetiyor. İnsan gerçekten 10 gündür güneşi hiç görmediklerini unutuyor. Şimdi kötü hissediyorum. Bunu yedikten sonra onları yeme düşüncesi midemi daha da kötü bulandırıyor. Kabul edip etmemeye dair konuşuyorlar. Ne yapsam bilemiyorum. Ben de öyle. Bizi ayartmak için iyi bir numara bence. Oh hayır. Hey Jimmy. Pekala, şimdi karar zamanı. Kalan zamanınızda buna sahip olmak için $50.000 ödüyor musun? Hayır. Cevabımız hayır bence. Gerçekten mi? Açıkçası hayır demenizi beklemiyordum. Hayır, hayır, hayır. Aman tanrım. 10 gün sonra bir teklifim daha olacak. Bakalım o zaman pes edecek misiniz? Gerçekten evet demenizi bekliyorum. Bu arada ben fikrimi değiştirdim, ederdim ben kabul bu arada. İnanılmazdı. Başak 100 gün boyunca istediğin zaman yapıyor. Doğru diyorsunuz, doğru dediniz. Doğru. Bir sonraki ayartmaları ne olacak merak ediyorum. Ben de ama ne diyeceğim, güçlü durduğumuz için gururluyum. Aferin. Şimdi aşçı gittiği için Suzy ve Bailey verdikleri karardan biraz pişman gibi görünüyorlar. Afiyet olsun. En sevdiğim yanı böyle yan tutabilmek. Tabaktan düşmüyor. Sonraki birkaç gün ikisi için de çok sıkıcı geçti. Günlük rutinleri uyanmak, yemek pişirmek ve bir noktada yatıp uyumaktan ibaretti. Dostum, burada kaldıkça sanki uyuz bir kardeşi aynı mekanı paylaşıyormuş gibi hissediyorum. Benden mi bahsediyorsun? Ya kim? Ve birbirlerine alışmaya başlamış olsalar da sürekli yanan ışıklara alışmakta hala zorlanıyorlar. Burası çok aydınlık. Işıktan dolayı banyoya geldim. Burada ışık kapanıyor, yani burası karanlık ve güzel. Gece geç vakitlerde sırf buradaki ışığın aydınlığından resmen gözlerimin yandığını hissediyorum. Uyumaları son derece zor olduğundan 20. gün için mükemmel bir teklif buldum. Tebrik ederim, %20'si bitti. Teklif için hazır mısınız? Evet. 20. gün teklifiniz basit. Size inanılmaz rahat birer akıllı yatak vereceğim. Ama ödül paranızdan $50.000 mal olacak. Ayrıca bir de ışıkları kapatmanızı sağlayan bu iPad'i de vereceğim. Ah kahretsin. Bu yataklar ve ışıkları kapatabilme imkanı karşılığında $50.000 ödeme kararını vermek için tam bir saatleri var. Cevabım evet olabilir. Meydan okuma başlayalı beri Suzy'yi bu kadar mutlu görmedim. Evet demezsek neye katlanmamız gerektiğini bir Ya amına koyayım, 50.000'in yemeği vereydiniz o zaman. Hatırlayalım. Aman tanrım. Aman tanrım. Evet. Sanırım kabul edecekler. Bence kabul etmeliyiz. Sadece paramızın %10'u. Karar verme zamanı. Tek yatak 25.000 olmuyor. Bunlarda da pazarlık yok ya amına koyayım hiç. Bir saatiniz doldu. Gözleriniz rahata erebilir ama hayır derseniz kalan 80 günde buna katlanacaksınız. Bu rahat yatakları istiyor musunuz? Açıkçası ne dersen kabul. 5, 4. Aman tanrım. Ben kararına uyarım. 2. Belli evet mi hayır mı? Belli evet mi hayır mı? Kararınız nedir? Hayır, hayır. Hayır. Aferin. Gerçekten mi? Yok artık. Tamam vacana. Ben bunu hiç beklemiyordum. Aferin. Sanırım bir hata yaptım galiba. Aa, ne ağır bir hata. Hayır dediğinize inanamıyorum. Sizi 2 günlüğüne yalnız bırakıyorum. Umarım karardan pişman olmazsın. Hoşça kal. Hoşça kalın. Bence doğru kararı verdik. Hiç diyeceğim yok düşünsene. Allah Allah. O anın heyecanına rağmen hayır dediğine inanamıyorum. Aa, biraz pişmanlık var bende şu an. Bende yok. Kararından hiç pişman değilim. Aga bu videodan şunu anladık. Bu adam yürümeye başlamış galiba. Kız da evet, bu adam amcı kanka belli. Belirli bir yerde de kız da buna frenzon gibisinde işte kardeş dedi. Dur bakalım bunu ilerleyen zamanlarda ne olacak? Hadi bakalım. İşte bugün takvimimi yaptım ve annemin doğum günü için not yazıyorum. O gün biraz zor geçecek bence. Ben de duygusal yine. Çok sıkıldım. Sanırım sıkılmanın zirveye ulaştığı bir dönemdeyiz şu an. Bu sabah uyandım ve hiçbir şey yapasım gelmedi. Ben de öyle oturup baka kaldım. Bu parayla ne yapacaksın? Bir evim var. Çoğunu eve yatırmayı düşünüyordum. Oo, harikaymış. Ben ailemin borçlarını ödemek istiyorum. Benim için en ideali o olur. Takip eden günlerde rutinlerini bozmamak için çaba gösterdim. Ancak dış dünyada özledikleri şeylerin de kaydını tuttum. Mesela 24. günde yemeklerinde baharat aradıklarına kulak misafiri oldum. Tamam, eğer baharat olsaydı rahatlıkla 100 gün kalabilirdim. Evet. 27. günde Suzi'nin canı kahve istedi. Çok kahve içerim ama burada sadece su var. Ve 28. günde Veylen'in eğlenmeye ihtiyacı olduğu belli. Sub mod alsanız harbiden ya. 30. günde onlara para harcatmak için mükemmel planı buldum. 30. gündeyiz ve yeni bir teklifin vakti. Aslında bizim şey yapmamız lazım. Cumartesi pazar günleri chat'i sub modda bırakmamız lazım diye düşünüyorum. Geldi. Keyifler nasıl? Merhaba. Bugünün teklifi basit. Bu 5 parçanın her biri 10.000 dolar. 10.000 dolarla bir telefon konuşması, Harry Potter serisi, bir kahve makinesi, yemeğiniz için baharatlar, tuz, biber ya da Monopoly alabilirsiniz. Ne kadar malca bir şey ya bunlar. Birini de alabilirsiniz, hepsini de. Biraz zor bir karar. Karar vermek için 10 dakikanız var. Ne istediğinizi söyleyin. Çok gerginim, bu büyük bir karar. Kahve... O kulağa biraz hoş geliyor. Öyle. Ve bir de baharatlar. Baharat da hoş geliyor. Bunu %1000 alıyorum. Açıkça söyleyeyim. Benim pek umurumda değil. Harika. Aslında her sabah bir kahve hoş olabilirdi. Ben kararımı verdim. Karar zamanı. Monopoly'yi alıyor musunuz? Hayır. Gitti. Baharat alıyor musunuz? Hayır. Kahve alıyor musunuz? Yanında krema ve şeker var mı? Evet dersen 3 saniyeye olur. Evet. Tamam. Salak. Yaşasın kahve. Harry Potter romanlarını alıyor musunuz? Evet. Lan 10.000 dolarla verme lan. Peki telefon konuşmaları? Hayır. Abi onunla geçirir işte adam. Sonunda bir şey konuşmaları direkt telefonu verse. Tamam şimdi size kahvenin neden iyi olmadığını anlatıyorum. Kahve nedir? Kafein. Uyutmaz kafein. Bunlar zaten burada aklı dengesini kaybediyorlar zaten. Kafein alarak kendilerini zaten iyice uyutmayacaklar amına koyayım. He ben sen kitap için dedin sandım. Ben kitaba mantıklı dedim bence. Kahve. Ürünleri şu kahve diyeceğim. Abi yok yine sonuç olarak kafein alıyorlar amına koyayım. Kitap bir nebze kafein mantıklı. Bir nebze kanka. Ama bak bir nebze. Kafein en mantıklı getirir. Kitaptı bence. Bence evet. Siz salak mısınız? Neden biliyor musun bak? Hayır anlatayım sana. Kafein sana enerji veriyor ya. Evet. Bak kafein oranın bir anda yükseliyor dışarıdan aldığın zaman. Sonra onu verdiğin zaman da düştüğü için o düşkünlük sana uyku getiriyor. Uyuşma getiriyor. Ki almanızı sağlayabildik. Güzel bir his. Sizinle iş yapmak bir zevkti. Paranı geri aldığın için teşekkürler. Dünyanın en tamam kardeşim. Pahalı kahve makinesi bu. 30 gün sonra yeni bir şeyimiz oldu. Çok heyecanlı. Pes ettik, yapacak bir şey yok. Bu benim dolabım, bu da kitap rafım. Kolayca 70 gün daha kalabilirim ve hala 480.000 dolarımız var. Sonraki birkaç günde pek bir şey olmadı. Yemek hazırlamaya başladı bile. Evli olmak gibi. En ilginç olay... Kadın da okuyor. İtalya kasırgası nedeniyle 30... Ne yapacak kanka? Vermeyecek mi? Parasını erkek verdi. 5 kasma alıyor bu zaman. O da kahveyi beraber içecek. Kardeşim paraları ortak. Her şeyleri ortak şu an. Ne alırlarsa ortak alıyorlar hepsini. 4. günde elektriğin kesilmesiydi. Olamaz. Hayır. Olamaz. Tahmin etmişsinizdir. Kameralarımız işe yaramaz hale geldi. MrBeast acil ve acil buraya 30.000 dolar o zaman ek koyuyor. Elektrik gitmesi büyük bir sorumluluk. O yüzden direkt 39. güne geçecek. Keyifler nasıl? Merhaba. Merhaba. Şu an zorlandığınızı biliyorum. Üzgünüm, halletmem çok sürdü. Bir saniye. Ha işte oldu. Çok geç yandı. Kahve makineni tekrar kullanabilirsin. Yemek pişirebilir ve sıcak duş alabilirsin. Harika oldu. Yarın bir sürprizle geleceğim. Çok heyecanlıyım. Yaşasın. Elektrik geldi. Bakın ışık yandı. İç açıcı oldu. Işıklar geri geldi. Sıcak yemek yedim. Sıcak duş aldım. Hayat sonunda güzelleşmeye başladı. Şimdi 40. gündeyiz. Aman akıyım, bir gün elektrik. Girebilir miyim? Girebilirsin. Size ücretsiz hediyem işte bu televizyon. Ama film başına 10.000 dolara ödemeniz gerekiyor. Karar vermek için 1 saatiniz var. İyi eğlenceler. Bu inanın... Verme. Baba Lotur serisini alırsın. O aman akıyım gider zaten. Maz ne kadar çok film var. Onun hakkındaki bu belgeseli izleyebiliriz. Susie ve Bailey'i karar için yalnız bıraktık ve döneceğimizi söyledik. Ama çok ilgilenmiş gibi değiller. Hepsi için 10.000 versek? Cevabı direkt söyleyeyim. Hayır. Artık gelseniz de olur çünkü ikimize karar vermiş durumdayız. Tamam. Son teklifim. Alırsanız ikincisi %50 indirimli. Hayır olmaz. Pekala millet hadi gelin. Hiç hepsini alıp götürün. Bu kalabilir tabii. Aa, açlık oyunlarını da mı almadınız? Suzy ve Bailey'nin ne kaybettiğini hatırlaması için televizyonu içeride bıraktım ama beni alt etmelerini beklemiyordum. Anten sadece bir metal parçası. Duvardan bu kabloyu söktüm ve kabloyu soymak için bıçak kullanıyorum. Alıp direkt olarak anten girişine taktım onu. Bakalım bu işe yarayacak mı? Ne olsa olur. Bize bir kanal ver, sorun değil. Oh! Ne oldu? Yeni dijital kanal bulundu diyor. Aman tanrım. Bu gerçekten çalışırsa... Dur, şu an resmen titriyorum. Belli. Şu an televizyonda tek bulduğumuz şey araba. Yalnız kız bunu harekete inanılmaz düştü bu arada. Yarışı. Pek sevdiğim bir şey değil. O ikinci oldu. Ama bugün birdenbire yarış hayranlarına dönüştük. Zamanımız çok hızlı geçecek. Ve Suzy haklıydı çünkü sonraki 6 günde tek yaptıkları bu oldu. Televizyonun olması arafta kalmak gibi. Neredeyse normal hayatı yaşıyoruz. Yarın annemin doğum günü. Günümü onunla geçiremeyecek olsam da burada ona küçük bir hediye hazırlamak için. Annem şu 250.000 doları duysun. Vallahi billahi var ya. Zamanım oldu. Dışarı çıkıp hediye almamış olsam da aslında para harcamış oldum. Yarın 50. gün. Ben de tuvalet kağıtlarından şerit yapıp odayı dekore edeceğim. 50. gündeyiz. Oh. Aa, merhaba. Bugünkü sürprizimiz nedir sizce? Hiçbir fikrim yok. Bu seferki çok büyük. Pekala. 50. gün için yapacağım teklif 20.000 dolar karşılığında ailenizi görmek. Şu an öbür odadan sizi izliyorlar ve konuştuğunuz her şeyi duyuyorlar. Merhaba. 20.000 vermem. Sizi çok özledim. Merhaba, sizi seviyorum. 10 dakika sonra cevabınızı almak için döneceğim. İyi şanslar. 10 dakika. Annem vallahi billahi yani bu sizi sevmediğimden dolayı değil 20.000 dolar var yani bu. Çok kolay bir karar oldu. Ne düşünüyorsun? Aman tanrım bilmiyorum. Bu meydan okuma bitinceye kadar bulabileceğimiz tek şans olabilir. Düşünmeye değmez bana sorarsan. 20.000'i harcayıp harcamama kararı senindir. Tabii ki ailemi... Çocuk evet diyor, o da hayır. Anne baba ne yapayım söyleyin. Pekala, ne düşünüyorsunuz? Karar ne? O baştan evet dedi. Sen söyler söylemez. 10 saniyeniz kaldı. Ama annemin doğum günü o yüzden evet diyoruz. Tamam şimdi 20.000 dolar verin gidip çağırayım. Harcadığım en iyi 10.000 bence. Tamam 20.000'i ödediler. İçeri gelin. Çok heyecanlıyım ha. Allah'ım ya. Benim babam oldu. Zor bir karardı. Zor karardı. Sana doğum günü hediyem var. Doğum gününü kutlamak için bir pasta. Baba 20.000 dolar yani bu verilir mi ya buraya? Bana bunun mantıklı bir sebebini söyleyin ya. Da getirdik. Çok güzel. Evet. Ben 20.000 dolar var ya. Baba bak ben 20.000 doları annem böyle hani buraya gelse görmemesi annem döver beni amına koyayım çıktığım zaman buradan ya. Bak vallahi diyorum ya. Bence içerideyken döver niye verdin diye. Tamam, vallahi billahi ya. Bakıyorum. 50 gün daha var psikolojik destek belki. Ya kardeşim vallahi gerek yok. Ama 20.000 dolar gibi geldi bana. Uzun zamandır yedikleri en tatlı şey bu. Böyle küçük şeylerin yokluğunu insan yoksun kalmadan fark etmiyor. Güle güle sizi seviyorum. Güle güle olabilir yani. Bu yaşadığım en kötü his. Zirveden düştüm ve şimdi küçük küpüme dönüyorum. Yapayalnız. İşte oğlum eleman harbi hapishane yapmış. Bu ne ya? Önce de söylediğim gibi onlara yaptığımız teklifleri konuşmalarında duyduklarımızı baz alarak hazırlıyoruz. Yani Suzy bunu söylediğinde de emin olun ki. Muhtemelen bu noktada evet diyeceğim tek şey herhalde bir Tesla olurdu. Doğru tahmin. 60. gün onlara yapacağım sürprizin ne olduğundan emindim. Keyfiniz nasıl? Merhaba. Ha merhaba. İlk olarak size... Bu elemanın fabrikası falan mı var amına koyayım? Sürekli bir video Tesla veriyor ya. Devasa ve gizemli bir hediye getirdim. Yaşasın. Bu kutunun içindekini elde etmek için $50.000 harcamak istiyor musunuz? Hmm. Evet. Ya hayatınızın en güzel anı olacak ben ya da en kötü anı. Bir saat içinde cevap bekliyorum. Tamam teşekkürler, bunu düşüneceğiz. 59 dakika kaldı. Bence almalıyız. Bence de bunu aldığımıza değebilir. Reddettiğimizi ve harika bir şey çıktığını düşünsene. Bence araba olabilir mi? Olabilir aslında, araba anahtarı olabilir. Harcadığımız tutara eş bir şey yoktur ama. O haklı, neredeyse 3 katı fazla. Evet. Tesla var şimdi alın. Tamam Burak'cığım, duydular seni, alacaklar şimdi bak bir de oradan. Evet demek konusunda emin değilim. O zaman hayır değil. Ama sokuyorlar. Ama içinde ne olduğunu bilmiyor ki dostum. İşte olay da burada başlıyor. Anladın mı? Emin misin? Evet yani emin değilsen. Sadece araba olamayacağından eminim. Hayır olabilir. Gerçekten evet bence mi? Her şey olabilir. Hadi hayır diyelim. Dur şimdi evet diyesim geldi. Karar vakti. Tamam. Şimdi $50.000 harcayıp bu kutudaki şeyi alıyor musunuz? Evet mi hayır mı? Hayır. Gerçekten. Senin cevabın ne? Ben de hayır diyorum. Gerçekten. Evet. Kabul etmediğinize inanamıyorum. Peki açmak ister misiniz? Tabii. Tamam, içinde $50.000 var. Yani paranızı geri alacaktınız. Ve şu para destesini de kaldır bakalım, elinde tut. İşte hem sana bir Tesla hem de sana bir... İşte olay burada. Abi. Bir Tesla vardı. Çok üzgünüm. Paralarını geri alabilirlerdi. Bir de üstüne bedavaya 2 tane Tesla. Ağlamak istiyorum. Kapatalım şunu. Rahman Burak yazdı. Chatten yazdı adam. Alın dedi. Tesla var dedi içinde. Alacaktınız. Adam yazdı işte. Resmen hayalimdi bu. Biz gidiyoruz şimdi. Bifteklerini bırak. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Berbat hissediyorum. Aklım almıyor. Belli. Bize Tesla almışlar. Yanlış karar verdik gibime geliyor. Sonsuza dek pişman olacağım. Hayır. Evet. Yok ya. Olacağım. Hayır. Olamaz. Hayalde kaldı. Hayır. Ben Prius'umu seviyorum. Tamam. İşte söyledim. O ne ya? Dünkü tekliften aldığı darbeden sonra Suzy resmen 9 gün boyunca Tesla hakkında sızlanıp durdu. Bunun pozitif yanını görmek çok zor. Resmen uyku bile uyuyamıyorum. Şu an hastaymış gibi hissediyorum. Çok kızgınım. Bu Suzy'ye ağır geldi. Ve telafi etmek için sonraki teklifin en iyisi olduğundan emin oldu. 70. gün. Bugün büyük gün çünkü bu son teklifim olacak. Tabii ki 80. günde siz... Kanka, bir kutu daha getirse alır biliyor musun bu enayiler? Kusura bakmayın, elden aynı videoyu izlemiyor hocam. Geçelim öyle. Salak mıdır nedir şimdi? Banlayacağım ama. Sadece 20 gün kaldı ve 90. günde de niye para harcayayım 10 gün kaldı Allah diyeceksiniz değil mi? Evet. Müsaadenizle kapıyı açın. Tamam. Bu teklifi asla reddedemezsiniz. Bu meydan okumada şu ana kadar hayır dediğiniz her şey var. Onlara fiyatı söylemeden ilk olarak her şeyi içeri getireceğim. Evet demelerini mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalışacağım. Nolan Chris televizyonun yanına koyun. Nolan'la ne kadar alay etsem de aslında o sadece bir serser. İşte bir yatak. Hayır derseniz bunların hepsini geri taşımamız gerekecek. O zaman iyi bir fiyat verin. Alma imkanınız olan eşyalar şöyle. $30.000'lık bu 2 yatak. Bu yepyeni gizemli kutu ama içinde $50.000 falan yok. Başka bir şey var. Galiba 25.000 var. Birer telefon konuşması, baharatlar, Monopoly, Walmart'ın film reyonundaki tüm filmler. Son olarak reddettiğiniz aşçı. Yemek de getirmişler. Güzel yemekler görüyorum. Ve lezzetini hatırlayın diye işte biraz tavuklu Alfredo. Çok güzel görünüyor. Şimdi ne kadar mal olduğunu öğrenme vakti. Rakam bu perdenin ardında. O rakamdan yüksek bir teklif yaparsanız kalan sürenizde bunların hepsi sizin olacak. Ama $1.01 az söylerseniz hiçbir şey yok. Teklifi belirlemek için tam 1 saatiniz var. Düşündüm de ya çok ucuz bir fiyatsa ve... Baba ben buranın ne kadar olduğunu söyleyeyim mi size? Şimdi Tesla'nın içinde $50.000 yok dedi. Bence burası $85.000. 150.000 dememizi bekliyorlarsa? Bence 75.000 dersek çok düşük bir fiyat olacak. Akıllarında en az 100.000 vardır. Bence daha düşük bir rakam söyleyelim. Çünkü hayır demeye zaten hazırlıklıyız. Evet doğru ama hiçbir şey almamaya hazırlıklı mısın? Onlar ne yapacağına karar verirken size Shop App'ten bahsetmek istiyorum. Shop App telefonda alışveriş yapmanın en iyi yolu ve tamamen ücretsiz. İlgi duyduğunuz bütün ürünleri seçip en sevdiğiniz ürünleri size öneri olarak sunuyorlar. İşi bozan bu. Yatakların ne olduğunu, filmlerin ne olduğunu biliyoruz ama kutuda ne var bilmiyoruz. Kutuda her ne varsa istiyor olabilirim. Belki de 3. bir yarışmacıdır ha. Aynen. Ve satın alırken Shop Pay ile ödemenizi hızlandırabilirsiniz. Hadi bakalım. 80.101. 75. gündeyiz ve 75'in altına düşmek istemiyorum. Sanki biraz şansımız artar. Demek istediğini anladım ama bunları alamama sebebimizin yanlış teklif olduğunu bir düşünsene. Evet. Çok üzülürdüm. Shop App'te tüm kargoları aynı yerden takip ediyorsunuz. Yani tatilde de paketin tam olarak gelişe vakti biliyorsunuz. 100.100 dolar. Bu arada ben MrBeast'ten daha iyi reklam yapıyorum bu arada. Evet, o kadar da fazla değil. Doğru. Rakam bu. Geliyor. Tam olarak bu. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Tamam. Hadi örtelim. Umarım alırız. Shop App yapay zeka asistanı, Shop App'teki 100 milyonlarca ürünü tarayıp tatil döneminde sizin için mükemmel hediyeyi bulabilir. Vakit doldu. Rakam nedir bakalım? Hadi görelim. Ama önce henüz indirmediyseniz Shop App uygulamasını hemen indirin. Tüm faydalarını açıkladım. Çok güzel, harika bir uygulama. Shop App'i indirin. Tamam. Teklifiniz ne? Eğer 1 dolar bile azsa size hiçbir şey yok. 100.101 dolar. Mal ya bunlar. Vallahi. Aç hadi. 69. Aa, kazandık. Evet. 30.000 fazla ödediniz. Evet. Umurumda değil, yatağı aldık. Yaşadığım en heyecanlı an bu oldu. Bu gizemli kutudaysa ki farklı olduğunu söylemiştim. 2 küçük. Evet. Niye? Tesla var. Evet, çok sevdim. Tatil döneminde Shop App'le anlaşmalı olarak binlerce dileği yerine getireceğim. Videonun sonunda daha detaylı bilgi veririm. Şu an odamızın çok farklı bir hissi var. Rüya gibi. Yapabileceğim... Aga neye seviniyorlar şu an? Ben onu anlamadım bu arada. Neye seviniyor şu an? Çok şey var. Tatilde olmak gibi. İyi yatırım. Kesinlikle öyle. Bence 100.000 dolara değecek şeyler bunlar. Şimdi meydan okuma bitti diyebilirsiniz ama içlerinden biri her şeyi kaybedebilir. Ne demek istediğimi 99. günde göreceksiniz. Aman tanrım, inanılmaz bu. Şimdi siz bunca şeyi almanın onları mutlu ettiğini düşünebilirsiniz. Ama ne tuhaf ki zamanla tam tersi olmaya başladı. Dışarıdayken önemini fark etmediğim şeylerden biri sıcak duş ve kimseyle paylaşmak zorunda değildim. Ama burada sıcak su tankı hemen boşalıyor ve Bailey de hep benden önce duş alıyor. Yani açıkçası 2 aydır soğuk suyla duş almak zorunda kaldım. Tam 7 gündür aynı Monopoly oyununu oynuyoruz. Çünkü Suzy oynamayı reddediyor. Belki de masa oyunlarından nefret ediyor. Bence 3 gün falan ayırıp mümkün olduğunca çok film izlemeliyiz. Tek yaptığı film izlemek ya da kitap okumak. Film maratonu yapmamız gerekiyor. Yani ben ne zaman oyunu bitirsek olur mu desem o da evet 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 diyor ama yapmıyoruz. Onun odaklanmasını sağlamak imkansız. Hey, birazdan Notebook'u izleyelim mi? Hayır, Notebook'u izlemek istemiyorum. Sonra 25 dakikayı film seçmeye çalışarak geçirdik ve Suzy birazdan ne yapacağım demiştin? Duş. Üzgünüm. Sürekli aynı şeyi yapıyor resmen. Evet. Bailey şu an çok tuhaf. Resmen her sabah aynı şey oluyor. O sürekli çok enerjik, yani her zaman. Buraya gelmem gerekiyor çünkü gidecek başka bir yerim yok. İşte parti budur. Bailey, saat gecenin 3'ü. Evet ama bazen parti yapmak gerek. Çıkarın beni buradan. Çok fenasın. Amına koyayım, kız harbi 10 gün için nasıl kilo aldı lan? Monopoly oynayalım mı? Hayır. Zar nerede biliyor musun? Evet. Sakladım. Çünkü sürekli oynamak istiyorsun. Ben de kendime zarı saklarsam o zaman oynamak zorunda kalmayız dedim. Nereye sakladın? Nereye? Değişik şeyler düşünme kanka. Ayak parmakları çok uzun. Hayır, bu çok iğrenç. Ayaklarım acıyor. Kurtarılmak istiyorum. Anne, ayrılmaya hazırım. Şu anda birbirlerine katlanamıyor olsalar da sonra yaklaştıkları için her şeyi göz ardı edip kalan günleri saymaya başladılar. 4 gün kaldı. 3. Ve Bailey ise şey olacak. Kapıdan çıkmak için gerçekten sabırsızlanıyor. Ben bir şey söylemek üzereydim. Pekala. 99. gün. Benim için sanki 1 yıl gibi geçti. Onlar nasıl hissediyor hayal bile edemiyorum. Dişlerimi bir kere daha fırçalamalıyım. Son kez. 24 saat kaldı. Bu kadar. Evet. İşte bu meydan okumanın başladığında ikinizin içeri girişi. Bunlar sizdiniz. Aman tanrım. Aga. Oğlum kız. Siz niye bugün böylesiniz ya chat? Ne oluyor amına koyayım bugün ya? Chat'i bir de abone moduna aldık. Ne oluyor yani? Ban mı atalım illa? Salın abi bir. Bu arada harbiden kız obez olmuş bu arada yani. Obez olmuş. Ne oldu oğlum? Yani o 20 günde nasıl şey oldu ya? Nasıl biz olabiliriz? O fotoğrafta doğmamış bebek gibiyim. İçeri gelin baylar. Tam kapının oraya koyun. Çok heyecanlı bu. Sürenizin dolmasına resmen 24 saat var. Söylediğimi unutmayın. Yarın eğlenceli bir sürpriz var. Korkuyorum. Sence arkadaş kalabilecekler mi? Bu yarın verecekleri cevaba bağlı. Ya hep ya hiç gibi bir şey olmasından korkuyorum. Ağzından hiç laf çıkmıyor. Tahmin edemeyiz. Evet. Ve son gecelerinin de sona ermesiyle onlara ellerindeki parayı ikiye katlama fırsatını sunma zamanı geldi. Evet. Merhaba millet. Kaos hali var. Burada neler oluyor? Bilmiyorum. Neler oluyor? Koca adam. Yardım ederdim ama etmeyeceğim. Resmen her şeyi alıyorlar. Bunlar ne biliyor musunuz? İlk gün taktığımız göz bantları. Hemen de bildin. Dünmüş gibi hatırlıyorum. Sizden bunları takmanızı isteyeceğim. Bakalım paralarını ikiye katlamak istiyorlar mı? Tamam. Aman tanrım, kalbim resmen yerinden çıkacak gibi. 100 gün önce iki yabancılardı. Bir saat evvel en iyi dostlardı. Bakalım tamamen düşmana dönüşecekler mi? Bailey ve Suzy, göz bantlarınızı çıkarın. Lan bu şey mi? Bir tane gidiyorlardı böyle, ondan sonra biri basıyordu. Evet. Ananı sikeyim, ben basardım ha. Size teklif etmek üzere olduğum şeye aşinasınızdır. Parayı bölüşmeyi seçerseniz hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bölüş tuşuna basın ve bölüşün. Paranız aynı kalacak. Ama çalı seçerseniz diğer kişinin parasını çalabilirsiniz. Ve ikiniz de çalmayı seçerse kimseye bir şey yok. Suzy'nin kulağı tıkalı ve üstüne bir de ses kesen kulaklık takıyor. Yani duyamaz. Aklından neler geçiyor? Hiç... Bilmiyorum aslında. Yani Suzy çalmayı seçerse bunu aklım almaz. 180 bini çalan birine insan ne der ki? Ama ondan önce davranıp çalabilirsin. Doğru. Duydunuz mu? Bailey sahiden çalabilir, Bailey yapabilir. Tamam, hadi müziği geri açın. Ya biz o taraftayken Bailey, aa düşünmeye gerek yok bu para çok fazla dersen. Bir daha asla konuşmayız. İkiniz çok... Oğlum ben bir şey fark ettim bu arada. Bizim VAR ekranlarında monitörler 1280'e 720... Adamların VAR ekranından daha fazla. Bu ne anlamı? Bu nasıl bir sistem lan? Bailey sahiden çalabilir, Bailey yapabilir. Tamam, hadi müziği geri aç. Nasıl bir ekran amına koyayım ya? Ya biz o taraftayken Bailey, aa düşünmeye gerek yok bu para çok fazla dersen. Bir daha asla konuşmayız. İkiniz çok yakın arkadaş oldunuz. Bilemiyorum, böyle bir şeyle beraber başa çıkarken insan kim olsa tanıyabiliyor. Çektiğimiz zorluğu düşününce bence ikimiz de hak ediyoruz. Ama şimdi beni korkuttunuz. Yani ben de aynısını yapabilirim. Oo, az önce ne dedi o? Belki de onu yanlış tanıdığımı fark ederim, bilmiyorum. Eğer ikisi de çal tuşuna basarsa resmen beraber aynı odada 100 günü hiç için geçirmiş olacaklar. Artık son 30 saniyeye girdik ve tam son saniyede ikinizin de oyunu kullanmasını istiyorum. 360 bin mi istiyorsunuz yoksa yarısını mı? Kimse konuşmasın. Carl ve Chris, siz de konuşmayın lütfen. Suzy'nin paylaşacağını biliyorum. Ama neredeyse 360 binle buradan ayrılma fikri insanı... yanıltabilir. Bölüşmek mi istiyorsunuz, çalmak mı? Bu meydan okumaya önümde... 3 zor zamanlar olduğunu bilerek başlamış olmam ve 2, yine de üstesinden gelmiş olmam. 1 Paha biçilir bir şey değil bu. Yok artık. Eğer o da kırmızıya dönerse biri çaldı demektir. Eğer o da yeşile dönerse o halde parayı bölüştüler. İkiniz de bölüştünüz. Olmuyor ki. Evet. Tamam, hadi ikiniz de buraya gelin. Sizi tebrik ediyorum. Evet. Harika. Evet. Hadi bakalım, paranız burada. Beni takip edin. Daha önce söylediğim gibi Shop App uygulamasını indirmeyi unutmayın. Shop App'te benim mağazama gidip istediğiniz her şeyi bana söyleyin ve ben de binlerce dileğinizi yerine getireyim. Tesla isteyebilirsiniz. Yu-Gi-Oh kartları ya da Fisibles, hiç fark etmez. Teşekkür ederim Shop App. Hepinize çok minnettarım ve hep dediğim gibi. Hadi burayı havaya uçuralım. Güzel video hocam. Harbiden sağlam video olmuş. 180 bin dolar aldılar. Kaç parası gitti bunların? 70 bin. İyi para gitmiş. İyi para gitmiş, bir de malca bir şey gitti yani, anladın mı? O 100 bin aklım almıyor yani. Mal gibi harcadılar o 100 bini. Evet, o 100 bin çok kötü. O çok verdim. Kötü gitti ya harbiden. Vallahi billahi. 180 bin dolarda ne yaparlar? Ne yaparlar? 1.700.000 Bostancı'dan bir daire. Ha aynen, gelip burada İstanbul'dan ev alacaklar değil mi amına koyduğum? Yatırım ülkesi oğlum. Allah Allah. Bu ayrım mal ya. Evet. O en sonda Hobbit'le Talya'da böyle kalındı, ne yapardı? Ben orada bak Hobbit bana değil. Hobbit olsa ben...